En değerli varlığımızı israf etmemek için aşağıdaki küçük ama önemli adımları hayata geçirin. Ellerinizi sabunlarken, dişlerinizi fırçalarken, tıraş olurken, abdest alırken musluğu kapatın. Aşırı sifon kullanımından kaçının, kademeli sifon sistemini tercih edin. Sifonunuzun içine 1 litrelik şişe koyarak hazneyi küçültün. Çamaşırlarınız aşırı kirli değilse ön yıkamasız ve kısa programları tercih edin. Bulaşıklarınızı akan suyun altında elde tek tek yıkamak yerine bulaşık makinesinde toplu olarak yıkayın. Araçlarınızı su geri dönüşümlü yıkama yapan tesislerde yıkatın. Kendiniz yıkamak zorunda kalırsanız hortumla değil kovaya doldurduğunuz suyla yıkayın. Bitkilerinizi güneşin çekildiği akşam saatlerinde sulayın. Uygun bir alanınız varsa yağmur suyunu toplayabileceğiniz bir sistem kullanın. Ve bahçenizi hasat ettiğiniz bu suyla sulayın. Akan suyun ısınmasını beklerken suyu bir kovada veya bidonda toplayın. Çamaşır ve bulaşık makinenizi tam dolmadan kullanmayın. Sebze ve meyvelerinizi yıkadığınız suyu toplayarak çiçek sulamada, temizlik veya başka işlerde değerlendirin. Bulaşık makinesinde yıkayacağınız bulaşıkları aşırı bir kirlenme yoksa sudan geçirmenize gerek yoktur. Kovayla su dökerek temizlik yapmak yerine fırçalama ve durulama yöntemini kullanın. Bahçenizi hortumla aşırı sulamak yerine uygun başlıkla yeterli miktarda sulayın. Tüm sevdiklerinize suyun değerini hatırlatın.